Selam değerli izleyiciler. Bugün sizlere kardeşlerimiz, canlarımız, Azerbaycan Türklerinin kurduğu devlet ve imparatorluklarda en ilginç kuralları söyleyeceğim. Videoya başlamadan önce bu bilgilere erişmekte bana yardımcı olan ve bir Azerbaycan Türk'ü olan Elman Hesenli kardeşime bir kez daha teşekkür ederim. Türk dünyası tarihinde en uzun süre var olan devlet Kafkas Albanyası 1100 yıl boyunca hayatta kalmıştır ve tüm tarihi boyunca marijuana kullanımına yasal olarak izin vermiştir. Tabi tıbbi alanlarda. Hatta Avrupa'da ruhsal hasta veya verem olmuş insanlar kilise tarafından katlediliyorken bu Azerbaycan devletinde hastalıklar haşhaş ve marijuana ile tedavi edilirdi. Türkiye ile sınırda olan Nahçıvan Özel Cumhuriyeti'nde de çok ilginç kurallar mevcut. Mesela belediyeye, müdürlüğe, şubelere tişörtle gitmek yasak. Bu yasa ne kadar uyuluyor bilmiyorum. Ama herkes gittiği yerin ağırlığına uygun giyinmeli. Bununla birlikte yıkanmış elbiseleri ipe asıp kurutmak da yasak. Sovyet Azerbaycan'ı devrinde ise aynı Sovyetler Birliği'nde olduğu gibi insanların ülke dışına çıkması yasaktı. Bununla birlikte o dönemlerde televizyona çıkan tüm insanlara dakika hesabıyla çok büyük para veriliyordu. Bugünkü Azerbaycan Devleti'nde en ilginç kurallardan biri Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından 2011 yılında verildi. 13 Mayıs 2011 tarihinden itibaren tüm TV'lerde yabancı dizilerin gösterilmesi yasaklandı. Filmler ise yalnız Azerbaycan Türkçesinde dublajlı verilmeliydi. Son dönemlerde Kemal Sunal filmlerinin dublajsız Azerbaycan kanallarında gösterilmesi konuşuluyormuş. Fakat Elman arkadaşımızın dediğine göre bu da gerçekleşmeyecekmiş. Kendisi Azerbaycan'da yaşadığı için döndüm sordum. Gerçekten bu da yasak mı diye, evet öyleymiş. İlhanlı İmparatorluğu döneminde yasadaki bir kurala göre eğer bir insan bölgenin valisi, iletişim kurumunda başkan veya Hakan'ın sadrazamıysa onun akrabaları aynı kurumda çalışamazdı. Çünkü bu akrabaların zahmetsiz şekilde birbirine destek olması yani adam kayırması ve aynı zamanda mafya kurmasıyla neticelenebilirdi. Azerbaycan'da arkadaşlarımın söylediğine göre günümüzde de Azerbaycan halkının bir kısmı bu kuralın Azerbaycan anayasasına girmesini istiyorlarmış. Azerbaycan'da 1918-1920 yıllarında insanlarla beraber köpekler ve kediler bile devlet listesine alınıyordu. İsmin it defterinde bile yok, hakareti veya deyimi de oradan gelmektedir. Sahip olduğu hayvanın ismini yazdırmayanlara da ağır para cezası verilmekteydi.